Şimdi öncelikle böyle bir konu başlığı altında konuşmaktan dolayı şeref duydum. Teşekkür ederim beni böyle pozisyonladığınız için. Hani off the line benim konumun başlığı. Yani çizgi dışında olabilenler. Hani ben böyle yorumluyorum. Şimdi tabii kendimden bahsedeceğim bu 20 dakika içinde. Manga'nın neler yaptığından bahsedeceğim. Çünkü bilmediğiniz nüanslar, hikayeler olduğunu düşünüyorum. Bu 15 sene içinde. Bu sene Manga'nın 15. yılı. Şimdi 2001 yılında kuruldu Manga Ankara'da ve 2004'te biz çok hızlı bir çıkış yakaladık. Bir Kadın Çizeceksin'le birlikte çok beklemediğimiz derecede hızlı gelişen bir dönemdi. Biz Dikilitaş'ta bir evde yaşıyorduk. Evin erkek nüfusu 12 kişi falan bulabiliyordu. Ve elimizde kumandalar, hani hiç her kanalda o Bir Kadın Çizeceksin'in dönmesi... Biz şok olmuş bir vaziyette onu izliyorduk şimdi ne yapacağız diye. Çünkü evet hayallerimiz vardı, bir beklentimiz vardı ama bu kadar hızlı olabileceğini düşünmüyorduk. Ve o zamanki röportajcıların hepsindeki soru, hepsinin içinde şu soru vardı. Yani neye, bu başarıyı neye bağlıyorsunuz? Tabii çekingen dik. Hani Ankara'dan yeni taşınmışız, İstanbul'a alışmaya çalışıyoruz ve o soruyu hep işte Ankaralıyız, samimiyiz, bilmem ne gibi cevaplarla geçiştiriyorduk. Şimdi aradan bunca yıl geçip şimdi bu sene işte acaba 15. yılımız özel neler yapabiliriz diye arşivleri karıştırdığımızda o zaman biraz daha hani kendinize de dışarıdan bakabiliyorsunuz. Biz farklıydık. Bizim Ankara'daki o yer altından, barlardan çıkıp İstanbul'a gelip bir albüm yapıp ve onunla hızlı bir çıkış yakalamasının aslında en büyük nedenlerinden biri farklı olmamızdı. Şimdi Lemmings diye bir hayvan türü duydunuz mu hiç? Peki şöyle bir karikatür vardır. Bir tane hayvan uçurumdan atlar. Sonra arkasından bütün sürü onunla birlikte uçurumdan aşağı atlar. Aslında koyunlar da bir nevi. Biz buralarda daha çok koyun diyoruz. Sürü. Yani aslında hayatımız boyunca kendimize sorup da cevabını aradığımız durumlardan bir tanesi bu. Biz o sürünün bir parçası mıyız? Yoksa farklı fikirlerimiz... ...den dolayı o sürüden ayrılmamız mı gerekiyor? Burada tabii belli kalıplarla yaşayan, belli düzen içinde hayatını devam ettiren kimseyi yadırgama gibi bir hadsizliğe giremeyiz. Hani bizim en başından hani ailelerimizde böyle insanlar var. Ama bizim sanat... ...la uğraşanlar veya iş hayatında atılım yapıp farklı bir yerde durmak isteyenler... ...akademik olarak farklı bir şeyler diyebilmek isteyenler, farklı bir tez ortaya koymak isteyenlerin... ...işte o sürüden ayrılması gerekiyor, farklı bir tez ortaya atması gerekiyor. Havaalanında uçakta vakit geçirmek için kitaplara bakıyordum. Orada... Stefan Zweig diye bir yazar vardı, çok sevdim. Onun şimdi Freud'la ilgili bir kitabı çıkmış. Çok böyle Freud hakkında çok fazla bir şey bilmem. Hani bilirim ama hani onun hakkında makaleler falan okumuştum yoktur ama Zweig'in onun hakkındaki izlenimleri enteresan olur diye kitabı aldım. Yani aslında Freud gibi bir adamın yaptığı da işte o dönemki insanların cinselliğe olan ürkekliği ve birçok kitleler halinde insanların bastırılmış duygular yüzünden yaşadıkları problemleri çözememeleri üzerine Freud denen bir adam bir gün bir toplantıda artık dayanamayıp diyor ki yani bırakın diyor bütün bu yaşanan psikolojik problemlerin hepsinin altında bastırılmış duygular var artık bunları çözmemiz gerekiyor diyor.
Neyse bu hani bambaşka bir durum. Şimdi tabii aslında çok büyük bir sürünün parçasıyız ve bazı kurallar var uymamız gereken. Bunlar da çok önemli kurallar çünkü işte bu kurallar olmazsa, anayasal düzen olmazsa, bunlar bozulmaya başlarsa o zaman gerçekten çöküş haline geçmeye başlarız. Hiçbir şey kontrol edemez hale geliriz. Çünkü iğrenç bir varlığız. Ve eğer bizi böyle bırakırlarsa kuralsız 24 saat içinde dünyayı yok edebiliriz. Ki ona rağmen yok etmeye başladık. Çünkü şu anda ne yazık ki sizin gençliğinizi yaşayacağınız dönemin ismi insan çağı olarak adlandırılacak. Yakında bunun hakkında çok daha şey okumaya başlayacaksınız. Çünkü bu bir teori aslında. Dünyanın artık geri döndürülemez bir safhaya girdiğini anlatan makaleler çıkmaya başlayacak ve şimdi buna insan çağı mı, ne çağı diyeceğiz diye bilim adamları, işte akademisyenler düşünüyorlar. O yüzden kuralların olması iyidir. Ama hani sanatta veya demin dediğim hani akademide, iş hayatında başarı yakalamak isteyen, gerçekten bir şeyleri değiştirmek isteyen insanların da kuralları yıkması gerekir. Ama bu yıkılması gereken kurallar, yani işte burada 20 dakikalık bir konuşma sürem var. Yani ben çıkıntılık yapıp da 30 dakika konuşursam salağa bak derler. Yani hoşlanmazlar bu durumdan. Bunun bir gereği yok. Bu bir şeyle değiştirmez. Bu arada süre de yok. Ha, şimdi burada hava atıp da 20 dakikaya geçmeyeyim. Beni uyarın ne olur. Kaç dakika oldu mesela şimdi? 7 dakika. Dur hızlanalım o zaman. Şimdi farklı fikirleriniz olduğunu düşünüyorsanız o bir şey yapmanız gerekiyor. Yani bunu göstermek için hele ki şu dönemde sosyal medyanın çılgınlaşmış olduğu bir dönemde bu çok daha önemli. Çünkü herkes bir video koyuyor. Yani bu artık çok kolay ve çok güzel bir şey. Hani bunu yadırgamıyorum. Herkes evinde müzik yapıp şarkısını hiçbir işte bizim zamanımızdaki gibi güç odakları olmadan, ihtiyaç olmadan kendi yayınlayabiliyor. Harika bir güç. Ama bunun için farklı olanlar önde kalacak, diğerleri sıyrılacak ve kaybolacaklar. Sonra aradan 5 sene geçtiğinde abi ben o zaman 100 milyon izlenmiştim şimdi ne oldu diye soracak. Ama yavaş yavaş izlenip o farklılığını gerçekten ince ince dokuyan adamlar, insanlar onlar bir şekilde kalıcı olacak diye düşünüyorum. Biz yani 2000'lerin başında işte 90'ların sonunda profesyonel olarak müzik yapmaya başladık ve o zaman sosyal medya diye bir şey yoktu. Sadece forum vardı. Forumlar hala var mı bilmiyorum. Kullanıyor musunuz? Yani müzik forumları vardı. Alt alta başlıklar altında işte kendi grubumuz hakkında yaptığımız müzik hakkında kritikleri okuyup cevap verdiğimiz platformlar vardı. Onun dışında herhangi bir şey yoktu ve büyük oranda zaten televizyonlara, radyolara bağlıydınız kendinizi göstermek için veya hiç yılmadan sokakta, barlarda çalmak zorundaydınız. Bu hala bence geçerli. Yani ne kadar ünlü olursanız olun, tanınmış olursanız olun, sokakta çalmıyorsanız, Türkiye'yi turlamıyorsanız, insanlara gerçekten birebir gidip merhaba bu benim şarkım demiyorsanız o çok tehlikeli bir süreç olabilir sizin açınızdan. Çünkü bir anda o çöküş başlayabilir. Bizim yapabileceğimiz yani Bahçeli Evler'de Ankara'da çok küçük bir stüdyomuz vardı hakikaten. Buradan şurası kadar. Bir yangın merdiveniyle iniyorduk. Bir tane kırmızı kaset çalarımız vardı. Zaten orada tanıştık birbirimizle. Çünkü kendi müziğini yapmak isteyen adamlardı. Çok cover gruplarında çaldık. Girer girmez bir tane kaset koyduk ve yarım saat doğaçlama yaptık.
ilk albümün birçok fikri aslında o ilk günkü doğaçlamalarda var. O kayıtları tekrar paylaşacağız bu arada, o kaset kayıtlarını. Ve o, yani bu grubun, Manga'nın doğru olduğunu hissetti. Kendi parçamızı yapacaktık. Yani başarılı oluruz, olmayız, albüm yapabiliriz, yapamayız. O zamanki tabii bir grubun, bir müzisyenin en büyük hayali albüm yapayım, albüm yapayım, albüm yapayım. Şimdi öyle bir durum da yok. Yani albüm diye bir şey de artık kalmama noktasına geldi. Neyse, ve yaptığımız şeyin farklı olduğuna inanıyorduk. Bir yer edinebileceğine inanıyorduk. Türkiye'de o müziğin eksikliği olduğunu inanıyorduk. Ve bunu göstermemiz gerekiyordu. Gösterebileceğimiz yine en büyük aslında mecra televizyondu. Ve o dönem Sing Your Song diye bir yarışma çıktı. Ve dedik ki bu hani doğru bir tercih ve şans olabilir bizim için. Atladık, İstanbul'a gittik. Yarışmada ikinci olduk. Sonra geri döndük Ankara'ya. Bir anda hani meşhur olacağımızı sandık. Yani albüm çıkaracağımızı sandık. Olmadı. Aradan 1,5-2 sene geçti. O çok sancılı ve acı bir acı çektiğimiz bir dönem yaşadık. Ama sonra aslında şunu yapabilirdik. Yani o dönemki bar grupları işte gidip popüler grupların şarkılarını coverlayıp birçok yerde sahne alabiliyordu. Ama bizim bir inadımız vardı. Bizi etkileyen dönemdeki müzisyenlerin şarkılarını çalıp yer etmek istiyorduk. İşte bir barda, hatta yine Ankara'da SSK Işın'ında seçmelere giriyorsunuz. Bir de öyle bir ciddiyet vardı Ankara'da. Yani bu babamın oğlu bilmem ne gibi, abi çal sende gibi bir durum yoktu. Hakikaten her barın bir müzik işletmecisi vardı. O çıkmak isteyen grupları böyle jüri koltuğunda gibi oturup çal bakayım diye izliyordu. Biz de öyle bir seçmelere girdik birkaç barda. Bir tanesinde Perif şey dedi, yani kendi parçalarımızı da çalıyoruz. O 95'lerdeki, 96'daki işte New Metal gruplarının parçalarını çalıyoruz. Abi iyi de dedi, yani işte bir Guns N' Roses çalsanız, hani Metallica'lar çalsanız, hafif 80'ler sonu falan, bizi bir sürü isim söylüyor. Yani biz bunu işte önünüze böyle anlar gelecek ve orada bir tercih yapmanız gerekiyor. Yani inanıyor musunuz yapmak istediğiniz şeye, yoksa günü mü kurtaracaksınız? Yani o gün günü kurtarıp güzel para da veriyorlardı. Yani çıkıp tamam peki abi ne istersen çalarız diyebilirdik ama inat ettik. 5 dakika mı kaldı? Hadi be, 15 dakika geçti mi? Vay anasını. Dur hızlanalım ya. Baksana. Ya uçakta bir de süre tutup ben bunları okudum ya. Neyse, kuralları yıkmak gerekiyor. Yani ben mimarlık okurken de aslında böyle bir öğrenciydim. Yani yaptığım maketler bir işe yaramazdı, herkes gülerdi, eskizlerim bir halta benzemezdi. Şarap evi yapıp tuvalet koymayı unutmuş bir adamım yani projede. Bütün sınıf gülmüştü yani. Ama enteresan fikirler bulup ben ona kafamı kanalize ediyordum. Yani o tuvaleti unutmuşum, unutmamışım, işte binanın ölçeği oturmuş, oturmamış, bunlar benim çok umurumda değildi. Farklı ne fikir getirebilirim? Zaten hocalarla onu tartışıyorduk. Sonra da şey oluyordu, yani hani bütün mezun olduktan sonra 5 sene boyunca arkadaşlarım ulan sen tuvalet bile koymadın nasıl mezun oldun diyordu yani. Ya baba koymadım ama yani siz orada o tuvaletin ölçeğiyle uğraşırken, bina arsaya çok güzel otursun diye uğraşırken ben başka bir şeye kafa patlatıyordum. Bir derdim vardı yani. Hani sizin de hakikaten bir derdiniz var mı? Soruyor musunuz kendinize? Bir şey ne yapabilirim, ne farklı, ne koyabilirim şu dünyadaki olan biten her şey. Stres oldum, kaç dakika kaldım? Neyse, yani her şey tek başınıza olmuyor. Size yol gösteren birilerinin de olması lazım. İşte Ankara'da Metropolis diye bir grup vardı. Sing Your Song'dan sonra bizi bir gün bara çağırdı ve sahneye çıkardı. Dedi ki bu herifleri takip edin. Ya o bizim dönüm noktamızdan biridir. Ondan sonra işte kendi şarkılarımızda Ankara'da Limon Bar'da bir ekol yaratmaya başladık. Bir sürü grup çıktı. Şu anda birçok albümü olan birçok grup var Ankara'dan, Limon'dan gelen.
O yüzden hani fikrini, müziğini neyse, akademik görüşlerini sevdiğiniz adamları kendinize öncü etmenizde fayda var. Evet, çok farklı olabilirsiniz, çok acayip fikirleriniz olabilir ama her zaman bizden daha önce bu işleri iyi yapmış, kafa patlatmış adamlar var. Bunları da takip etmek gerekiyor. Tabii yani bazı şeylerin de hakikaten zamanının gelmesi çok önemli. İşte bu kadar çok kafayı taktığınız zaman da olaydan, girdiğiniz sistemden aslında kopabiliyorsunuz. Yani o sistemde olmakta bir sorun yok ama onun belli başlı kuralları var. İlk albümden sonra biz o albümü kopyalayıp o tutan formülü hemen bir sene, bir buçuk sene içinde başka bir albüm yapabilecekken içimizden gelmedi ve 4 sene ortadan kaybolduk. Hep soruyorlardı yani nereye gittiniz, grup dağıldı mı? Bizde hep şöyle bir durum oluyor yani ben solo albüm yaptığımda da yine aynı sorular sorulmaya başladı. Grup dağıldı mı? Manga'nın dağılacağı falan yok. Manga hani biz yaşadığımız sürece var olacak ama arada gel gitler, düşüşler oluyor. Çünkü ne yapacağımızı da biz bazen bilemiyoruz. Bir arayış içine giriyoruz. Bu da o inatçılık, o yine hala farklı ne yapabiliriz diyoruz. Ve bazı şeylerin hakikaten vaktinin gelmesi gerekiyor. Şu akoru, daha bunu duyunca acaba hangi parça olduğunu biliyor musunuz? Umarım biliyorsunuzdur. Yazdım ben hatta belki 2099 ve Manga ile tanışana kadar hani bu akorun nereye gidebileceğine dair hiçbir fikrim yoktu. Birçok şey deniyordum ve bu parçanın tonu do diyez minör, bu akor işte do diyez sus iki mi ne öyle garip bir ismi var. Hatta bugün hala onu tartışıyorduk yani. Hiçbir başka hiçbir yerden aynı tınıyı veremeyecek bir akor yani. Bunu tabii başka pozisyonlarda çalabilirsiniz ama hiçbir şekilde aynı tınıyı vermiyor. Oradaki boş teller, onun vurduğu pozisyon bir tek sadece oradan çıkabiliyor. Ama o yüzden düzenlemesi çok zor bir parça oldu ve 7-8 sene hakikaten uğraştık. Yani her sene bir kez stüdyoya girip nereye gidebilir, nereye gidebilir diye kafa patlatıyorduk. O yüzden hakikaten... Yani farklı olmaktan bir kere zaten korkmayın. Fikirlerinizin arkasında durun. Cesaretli olun. Kim ne derse desin onun peşinden gidin ama acı çekeceğinizin de farkına varın. Yani her zaman her şey böyle belki şanslısınızdır hemen o fikirleriniz yer bulur. Ama öbür türlü aslında şanssızlık değil de yani herkesin bir zamanı var. Hakikaten buna çok inanmanızı istiyorum. Beklemek gerekiyor bazen. Yani yıllanması gerekiyor. Bu şarkıda olduğu gibi. Ve bir zaman geldiği bir gün geliyor o yerini buluyor arkadaşlar. O yüzden kendinize güvenin ve çok iyi şeyler yapın. 2019 sizin için harika bir yıl olsun ve teşekkür ederim. Beni davet ettiğiniz için.